İzmit Körfezi'nin Marmara Denizi'ne açılan kapısı. Sırtını yemyeşil dağlara dayayan, kucağında masmavi deniz olan şehir. Dört mevsim yaşayan, yaşatan şehir Yalova. İnsanoğlu hayatını sürdürebilmek için yaşam alanlarını hazırlarken, öncelikli olarak karnını doyurabilme, ısınma, korunma gibi ihtiyaçlarını temin edebileceği, kendini güvende hissedebileceği yerleri seçer ve buralarda yaşamaktan mutlu olur. Yalova, bu özelliklerin üzerinde özel bir konuma sahiptir. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi ana kentlerin ortasında konuşlanmıştır. Marmara Denizi'nin doğusunda bir krallık kuran Bitinyalıların Yalova şehrini kurdukları sanılmaktadır. Yalova, Bitinyalılardan Bizans'a, Bizans'tan Selçuklulara ve nihayetinde Orhan Bey zamanında Osmanlı Beyliği'nin eline geçerek ebedi Türk yurdu haline gelir. Kutsal Hac yolculuğuna Yalova'dan başlayan Evliya Çelebi, seyahatnamesinde buradan Kara Yalovaç olarak bahseder. Katip Çelebi ise Yalakabat ve Yalova adlarıyla anar. Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yalova'ya özel ilgi göstermiş ve şu an Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içinde bulunan bir köşk yaptırmıştır. Yürüyen köşk olarak bilinen yapının hikayesi ilginçtir. Atatürk, 1930 yılında Yalova'ya geldiğinde, köşkün yanında bulunan çınar ağacının kesilmek üzere olduğunu görür. Bahçıvanı yanına çağırarak niçin ağacı kesmeye çalıştığını sorar. Bahçıvan, ataya ağacın dallarının uzadığını, köşkün duvarına ve çatısına dayandığını söyler. Ata bu cevaptan tatmin olmaz. Ağacın kesilmesine gönlü razı olmayan Atatürk, köşkün kaydırılması emrini verir. Ve 8 Ağustos 1930 tarihinde bina, çevresi büyük bir dikkatle temele kadar kazılır. Temelin altına yerleştirilen ray sistemi ile köşk 4 metre 80 santimetre kadar kaydırılır. Ve Ulu Çınar kesilmekten kurtulur. Köşkü ziyarete gittiğinizde asırlık çınar sizi tüm ihtişamıyla selamlar. Yalova, 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün arzusu doğrultusunda İstanbul vilayetine bağlı ilçe yapıldı. 1995 yılında il yapılarak Türkiye'nin 77. ili oldu. Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısıyla Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında ve Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere 5 ilçesi vardır. Ülkemizde bulunan kadim medeniyet hatıralarından Yalova'da nasibini almıştır. Roma döneminden kalma Çiftlikköy ilçesinde bulunan Kara Kilise, bu hatıraların en eskilerinden biridir. Kurşun namamı Bizans İmparatoru Justinian tarafından yaptırılmıştır. Afet ve savaşlar nedeniyle zamanla toprağa gömülmüş olan hamam, 1900 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in emriyle onarılmıştır.
Hamamın kubbeleri kurşunla kaplı olduğundan kurşunlu hamam olarak anılmıştır. Bizans'tan kalma Valide Hamamı, Bizans İmparatoru Konstantin döneminde 6 kubbeli olarak yapılmıştır. Osmanlı döneminde Padişah Abdülmecit tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğünden Valide Hamamı adıyla anılmıştır. Yalova'da Osmanlı medeniyetinden miras kalan pek çok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin başında Altınova ilçesinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa'nın yaptırmış olduğu ve kendi adını taşıyan cami vardır. Yalova Merkez ilçesinde bulunan Rüstem Paşa Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yalova, tarihi güzelliklerin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dillere destandır. Termal ilçesi Üves Pınar Köyü'nden 8 kilometre uzaklıkta bulunan Su Düşen Şelalesi ve çevresi doğa tutkunlarına muhteşem bir şölen sunar. Şelaleye giden yol, rahat ve doğal bir yürüyüş parkuru olup, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerce yoğun olarak tercih edilmektedir. Şelaleye çıkarken eşsiz bir baraj gölü, Marmara Denizi manzarası ve çok çeşitli orman faunası ile karşılaşılır. Bu güzergah, foto safari, doğa yürüyüşü ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Eğer adrenalin tutkunuysanız, kendinizi Su Gören Köyü'nün yemyeşil tepelerinden masmavi gökyüzüne bir kuş özgürlüğüyle bırakıp yamaç paraşütü deneyimini yaşayabilirsiniz. Yeşilin tüm tonlarını barındıran, güzelliğiyle adeta baş döndüren Kent Ormanı 2005 yılında düzenlenmiş ve halkın kullanımına açılmıştır. Şelaleler, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarıyla bezenmiş, kuşların muhteşem orkestrası eşliğinde doğanın insanlara sunduğu tüm güzellikleri bir arada yaşayabileceğiniz eşsiz bir doğa harikasıdır. Kent ormanı içerisinde yer alan çifte şelaleler, eşsiz doğa güzellikleriyle kamp kurmak ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için harika bir mekandır. Altınova ilçesinde bulunan, bine yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Gölü, kuş gözlemcilerinin en önemli uğrak yerlerinden birisidir. Yalova'da sosyokültürel yapı, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ve Cumhuriyet döneminin başlarında bölgeye yapılan göçler neticesinde çok kültürlü ve kozmopolit bir hal almıştır. Subaşı beldesinde kurulan göç müzesinde kente yapılan göçlerin kısa fakat büyük hikayesini bulabilirsiniz. Çok kültürlülük, Yalova'nın kültür hayatına pozitif etki etmiş, çeşitli derneklerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerle zenginlik kazanmıştır. Yıl boyunca yapılan şenlikler, Yalova'da var olan kültürleri kucaklaştırıp, halkın birbirlerini tanımasını sağlıyor. Yalova'yı
bir çırpıda ruhunuza sindirebileceğiniz, adeta bir ön söz tadında olan Kent Müzesi, 15 Mayıs 2013 tarihinde hizmete girdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi belgelerle varlığı kanıtlanabilen ilk kağıthanesi Yalova'ya bağlı Elmalık Köyü'nde kurulmuştur. Medeniyet elçisi olarak adlandırılan kağıdın binlerce yıllık tarihini İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde görmeniz mümkün. Farklı deneyimler elde etmek isteyen ziyaretçiler, müze içerisinde oluşturulan üretim atölyesinde kendi kağıdını üretebilmektedir. Yalova, sağlık turizmi yönünden de zengin bir potansiyele sahiptir. Yüzyıllardır şifa dağıtan Termal ilçesinde bulunan şifalı kaplıca suları, yerli ve yabancı turistleri yaz-kış kendine çekmektedir. Bir yerleşim merkezi olarak tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine dayanan Yalova Termal, şifalı sularıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de dikkatleri üzerine toplayarak küçük oranda yapılaşmalara ve onarımlara sahne olmuştur. Tedavi edici doğal kaynakları ve yeşil çevresiyle Yalova ve Termal, Atatürk'ün de beğenisini kazanmış, değişik zamanlarda geldiği Yalova'da kendisine Baltacı çiftliğindeki köşk tahsis edilmiştir. Bu köşk, Yalova Valiliğince restorasyonu ve teşhir tanzimi yapılarak 30 Ağustos 2014 yılında Atatürk ve Çocuk Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Termal'de kısa sürede yapılan Atatürk Köşkü, döneminde kullanılan eşyasıyla birlikte ziyarete açıktır. Köşkün biraz ilerisinde bulunan Eksedra ve önünde yer alan tarihi ahşap sinema binası, yakın zamanda restore edilerek sinema kafeterya olarak işlev kazandırılmıştır. Atatürk'ün evinin hemen yakınındaki ahşap bina, Sultan II. Abdülhamit döneminde bir dinlenme köşkü olarak yapılmış ve Cumhuriyet döneminde de Yaveran Köşkü olarak kullanılmıştır. Kaplıca turizmi için önemli yerlerden biri de Armutlu'da bulunan kaplıcalardır. Armutlu Kaplıcası, çevresi ağaç ve makilerle kaplı bir vadide dere yatağı boyunca sıralanmış çok sayıda kaynaktan oluşmaktadır. Bizans döneminden beri varlığı bilinmekte ve sularından yararlanılmaktadır. İçerisinde doğduğu ormanların gürlüğü ve manzarasının güzelliği Armutlu kaplıcalarının dinlendiriciliğini artırır. Dört mevsim hizmet vermekte ve dünyanın dört bir yanından misafirlerine şifa dağıtmaktadır. Yalova bir deniz kentidir. Yazın sıcağından bunalan bölge halkı, kentin tertemiz, masmavi denizine adeta akın eder. Doğal ve düzenli plajlarıyla Marmara bölgesinin yaz turizmini omuzlar. Sıcağın kavurduğu zamanlarda plajlara koşarsınız. Akşam serinliğinde balık tutabilir, gece denizin suskunluğuyla dinlenebilirsiniz. Yalova'nın bereketli toprakları üzerine Hayrettin Karaca tarafından 1980 yılında kurulmuş olan Karaca Arboretumu 7000 civarında bitki türüyle dünyanın en önemli canlı ağaç müzelerinden biridir. Evlerimizin en güzel yerlerini süsleyen, binbir çeşit renkleriyle, mis gibi kokusuyla mutluluk saçan göz aydınlığımız çiçekler. Yalova,
adeta çiçek bahçesidir. Bir kuyumcu titizliğiyle Yalova'da yetiştirilen çiçekler, ülkemizin dört bir köşesini süslemektedir. Şehir halkının önemli bir kısmı, geçimini çiçekçilikle sağlamaktadır. İnsan, var olduğundan bu yana, süslenme isteği var olmuştur. İnsanoğlu, çeşitli taşlardan, kıymetli madenlere, hayvan kemiklerine kadar pek çok malzemeden bu ihtiyacını karşılamıştır. Zamanla meslek halini almış ve günümüzde sanayinin gelişmesiyle unutulmuş el sanatlarından biri olan boynuz işlemeciliği, Yalova Güneyköy'de bulunan Mehmet Atışan Usta'nın hünerli elleriyle devam etmektedir. Yalova'dan çıkan süsler, dünyanın dört bir yanından gelen genç kızları bir gelin gibi süsler. El emeği, göz nuru halılar. Medeniyetimizin alın teri. Her motifi ayrı anlam taşıyan ipek halılar, Su Gören Köyü'nde kadınların ve genç kızların ellerinden çıkarak tüm dünyaya medeniyetimizin düğümlenmiş hikayelerini taşıyorlar. Toprak, hayat demektir. Toprak, doğuran ve doyurandır. Toprak ona bakana yüz çevirmez. Yalova, toprağın kıymetini bilen şehirdir. Çiftçilerimiz, Yalova'nın verimli topraklarında büyük gayret ve emekleriyle sebze ve meyve yetiştiriciliği yapmakta, insan sağlığını tehdit etmeyen, sağlıklı, bir o kadar da leziz meyve ve sebzeler yetiştirmektedirler. Yol medeniyettir. Uzakları yakın edendir. Kültürleri yakınlaştıran, insanları kaynaştırandır. Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Bursa gibi önemli şehirleri birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle kara ve deniz ulaşımı oldukça gelişmiştir. Yalova-İstanbul arasında yolcu vapurları ve deniz otobüsleriyle yolcu taşımacılığı gerçekleştirilirken, arabalı vapurlarla araç ve yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Yapımı devam eden Gebze-İzmir otoyol projesi kapsamında Körfez Geçiş Köprüsü ile İstanbul-Yalova arası mesafe 6 dakikaya kadar inerek kentin ulaşım ağı için önemli bir potansiyel oluşturacak. Yalova, genç ve dinamik yapısıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle, kaplıcaları, plajları, ormanları, yaylalarıyla günümüz Evliya Çelebilerinin keşfetmesini bekliyor.